misin kadıncağıza? Cevap veremez bu durumda. Neden vermesin? Hipertansiyon işte, daha ne olsun? Alo, test, test, ses kontrol. Dikkat, dikkat, ben Sezai, Sezai. Dikkat, dikkat, ben Sezai. Bayanlar, baylar, az sonra izleyeceğiniz bu filmdeki tüm olayların gerçekle uzaktan veya yakından çok ciddi bir ilişkisi vardır. Bu nedenle film bittiğinde band kendi kendini imha edecektir. Stop, stop, rezalet. Yine yanlış kayıt yapmışlar. Biz burada iş yapıyoruz. Deprem sırasında salondaysanız hemen pencere ve camlardan uzakta sağlam bir masa ya da mobilya yanında dizüstü çekerek kapanın ve tutunun. Kitaplık ve kitaplar üzerinize düşebilir. Müzik seti ve televizyon da öyle. Onları mümkün olduğunca sabitlemek gerekir. Bütün bu anlattıklarımız hayatımızla ilgili almamız gereken önlemler. Bir de evlerimiz var. Onları da depreme karşı güvenceye almalıyız. Yani sigorta yaptırmalıyız. Sigorta biliyorsunuz, çağdaş yaşamın gereği. Uğradığımız herhangi bir mali kayba karşı bizi güvence altına alan bir yardımlaşma sistemi. İzlediğiniz deprem eğitim filmi DASK Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından hazırlanmıştır. Bin kattan razı olsun bu deprem sigortasından. Bütün Türkiye ilan ediyorum şimdi. Herkes deprem sigortası yaptırsın. Zorunlu deprem sigortası. DASK. Doğal Afet Sigortaları Kurumu. We'll be right back.
you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you, damn guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. Algida'dan büyüleyici bir keyif. Viyanetta. Yumuşacık lezzetin çıtır çikolata katlarıyla nefis uyumlu. Ama yine de Viyanetta ufak bir sorun yaratabilir. Algida'dan Viyanetta. Bir dilim asla yetmez. Hapimin içinde fındık var da. Kakao da var. Enerji deposu. Şokomigo. Bizden Şokomigo'yu esirgemeyin. Şokomigo! Şokomigo, lezzet ve enerji deposu. Geri dönmüştü. Bir kez daha aşabilecek miydik bilmiyordum. Bir hafta ses çıkmadı. Ben de merak ediyordum. Dün poliklinikten servise çıktım. Telefon etti. Sesi bir keyifli, rahatlamış. İşler yoluna girmiş belli. Nasıl durumlar diye sordum. Güldü. Sigarayı da bıraktım dedi.